Sevgili 10 numara muhabbet izleyicileri, bu hafta derbiyi değerlendireceğiz. Türk futbolu yine çalkantılı dönemler geçiriyor, gergin günler geçiriyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili kardeşim. 10 numara muhabbet izleyicilerine, herkese de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nasıl bir derbiyi geride bıraktık? Hemen konuya gireyim. Hiç bazen futbolda kelimeler kifayetsiz kalır. Belki de futbolu 100 yılın sporu yapan, bütün kıtalarda, 1-2 ülke dışında o ülkenin en popüler sporunun futbol olmasını sağlayan olayı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gördük kardeşim. Futbolun keyfi burada değil mi? Yok böyle bir maç. 40 yıldır futbol için. 40 yıldır. Önce izleyici, çocukluk yıllarım, daha sonra gençlik yıllarım, orta yaş yıllarım, hakemlik, daha sonra da futbol yorumcu. 40 yılda böylesine olayı dünya futbolunda 3 bilemedin 4 defa gördüm. Önce örneği veriyorum. Muhteşem geri dönüşler. Milan, Liverpool. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı 3-0 Milan önde. Maç 3-3 bitiyor. Uzatmalar muzatmalar derken penaltılarla Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Yine bir Şampiyonlar Ligi finali. Manchester Bayern Münih. Son 2 dakikada maç değişiveriyor. Bir de bu. Dakika 93-45. Bitimi 15 saniye var. Fenerbahçe 9 kişi. Adamlar artık kendilerini sinirden attırıyor. Soza olsun, Skretel olsun. Zaten maç 3-4-0 olacak. Fenerbahçe'nin gelecek hali yok. Bir yüksek top. İşte orada çok gizli bir el sahanın içine giriyor. Diyor ki bu maç böyle gidecek. Fabrio diyor ki yürü oğlum. Fabri manyak bir şekilde. Tabii futbol manyaktı. Bir şekilde. Aynısı aynı el Lyon'da gördü. Tam bayram değil, seyran değil. Maç 1-1 iken güzel sonuç. Bitimi 10 dakika varken biri o gizli el Fabri'ye dedi ki beynine girdi. Fabri sen biraz çalım at dedi. Kime çalım at? Basan santrafora. Ulan Fabri santrafora çalım atsa öteki adam geliyor. Yani, ona da çalım at. Ne yapıyorsun vursana taşa. Yok çalım attı kaptırdı golü yedi. Aynı el 93-45'te o Dolubahçe semalarından denizden kalkan o el sahaya geldi. Fabri'ye dedi ki yürü. Fabri yürüdü. Manasız şekilde. Çıktı Marcelo'yu bozdu. Marcelo da onu havada bozdu. Herkes emenik ediyor ben öyle faul vermem. Birbirlerini bozdular top kafaya çarptı. O kafayı çarpıp topun gol olması da kolay değildir. Böyle bir parabol dediğimiz bir şey vardır. Şöyle bir şey vardır parabol. Parabole öyle bir güç verdik ki kafası parabolün iniş yeri direğin hemen altından lak kaleye girdi. Sıyra sıyra. Şimdi bunun adı futbolun adı mistik, gizli, ulvi veya metafizik. Bir elin varlığını gösterir. Bir şeyler oluyor kardeşim. Göklerden gelen bir karar mı var hocam? Vallahi bak sen şöyle demiştim. Göklerden karar, her karar göklerden gelir. Bu tartışmasız. Hakikaten.